Eczanedeyiz. İlaç almak isteyen Yeşilçam emeklisi yaşlı bir teyzemiz var. Ve konumuz gereği ne yazık ki parası yok. Bakalım duyarlı vatandaşlarımız yaşlı teyzemize nasıl davranmışlar? Şan, şöhret, galalar, davetler, kırmızı halılar. Ekranlardayken herkes tarafından sevilmek çok güzel. Her işin güzelliği kadar zorlukları da var. Oyunculuk zor zanaat. Hiçbir şey göründüğü gibi değil. Geç çalışma vakitleri, uykusuz geceler ve yaşlılıkla birlikte gelen unutulma. İki zor durum bir araya gelince, yaşlılık ve unutulmak tabii ki bu durumda vahim olabiliyor. Bu defa gerçek bir hikaye ve onun kahramanından yola çıkıyoruz. Oyunculuk yapan ve bu mesleğe yıllarını vermiş bir oyuncumuz Saadet Hanım. Daha önceki bölümlerimizden kendisini hatırlarsınız. Hikayemize göre Saadet Hanım reçetesiyle eczaneye geliyor ve eczaneden ilaçlarını almak istiyor. İkisinden de bir yutmam lazım çünkü doktor öyle dedi. Fakat yanında yeterli parası yok. Bende 20 lira var, fazla yok. Eczacımız da kurallar gereği indirim de yapamıyor. 20 liraya olmaz. Buna şahit olan müşteriler sizce ne tepki veriyorlar? Helal olsun. Sesini oradan alacağız. Helal olsun. Çok teşekkür ederim. Bunu görebilmek için kameralarımızı güneşli yolunda bir eczaneye gizledik. Teknik hazırlıklarımızı tamamladık. Oyuncularımız oyuna hazırlanıyor. Arkadaşlar beni duyuyor musunuz? Bu oyunda Saadet teyzemiz yıllarca sinemaya emek vermiş, maddi durumu iyi olmayan unutulmuş bir oyuncu. Beni nasıl tanımazsınız? Ben Ayanışık Sokağı'ndan emekliyim. Eczacı kalfamızda Tunca. Teyze bakayım reçetene senin, ver bakalım. Saadet teyze reçetesini çıkarıp Tunca'ya veriyor. Tunca ilacın fiyatını söylüyor. Bak bu 20 lira, tamam mı? Bu da 20 lira, ikisi 40. Ve teyzemizin yanında yeterli parası yok. Şimdi bende 40 lira yok, 20 lira var. Aslında bu ilaçlar onun için ölümcül değil. Fakat konumuz bu ya, ilaçları almak zorunda. İkisini birden yutmam lazımmış. Bir tane ondan, bir tane ondan yutacakmış. İşbirlikçimiz Efe ve asıl eczacımız Ahmet Bey ile ekibi bize yardımdalar. Kameralarımız gizli, tepkiler halktan. Allah halden ehsan bunu. Amin, amin. Teyze, bakayım reçetene senin, ver bakalım. Evet efendim. Doktor şey yaptı. Hoş geldiniz. Mekana giren bu beyefendi bakın neler yapıyor. Teyze, iki tane ilacım var. Evet. Şekerin mi var teyze? Evet, şeker var, tansiyon var. Geçmiş olsun. Bu 20 lira, bu da 20, 40 lira ediyor ikisi. 40 lira mı? 40 lira ediyor teyze. Peki ben şimdi, bende 40 lira yok, 20 lira var. Ne yapalım? Birini vereyim istersen teyze. Acil olanı vereyim. Ama ben şimdi ikisini birden yutmam lazım. Yutmasam tabii... Beyefendi konuyu dikkatle dinliyor. Titreme geliyor böyle. Titriyorum. Teyze anlıyorum da hani yapabileceğim bir şey yok. Yani istiyorsan bir tanesini vereyim. Yani şekeri vereyim. Diğeri kalsın, kalbin kalsın. Yok, başka yok. 20 lira. Anladım. Sen bilirsin teyzeciğim, nasıl istiyorsan. Yani benim cebimden çıkar, kusura bakma. Ben sana yardımcı olmak isterim. Beyefendi yardım ediyor. Bakın sonra ne oluyor? Teyze, söyleme sahip alacak kimse yok mu senin? İlaçları alma şansın yok mu bir daha gelip? Yok. Tamam ver, ben veririm üzerine. Selamlar. İncemem. 90 kadar ben veririm. Eczaneye gelen diğer beyefendi olaya dahil oluyor. Allah razı olsun sizden. Allah razı olsun sizden beyefendi. Cümlemiz. Evet, çok. Kimsem yok benim. Niye teyze, biz de senin bir evladınız ya. Niye böyle düşünüyorsun? Teyzenin parası çıkışmadı da ikinci ilaca. Yok yani, önemli değil, sorun değil. Sen olsan ne yapardın adlı programa, TRT1'de evet, yayınlanmakta olan programa sizi konuk olarak aldık. Beyefendi yardımda bulundu. Evet. Siz de aynı şeyi düşündüm. Yardım ettiniz. Evet. Ne hissettiniz teyzenin kendi durumunu? Kendi annem, gözümün önünde. Kendi anneniz. Yaşıyor mu? Evet. Eğer onun başına böyle bir şey gelmiş olsaydı, yardım edenler olursa sevinirdiniz herhalde. Evet. İnsanlar evlatları ne için? Bugün için. Demek ki veya yok mesela, yani teyzenin üzerine değil. Veya yok veya var da yardımcı olmuyor. Eczanede parası çıkışmayan yaşlı teyzeye kimler sahip çıkıyor?
birazdan. Ben Ilgın'la düştüm olacaktı. Sizce eczanemize gelen bu hanımefendi teyzemize yardım edecek mi dersiniz? Bu 20-20 40 ediyor teyze ikisi bunların. Ne yapacağım şimdi ben? 20 lira var, 40 lira yok. İstiyorsan birini al. Onu sonra verirsin yani, gelince alırsın. Ama ben şimdi bunu alırsam ötekine alamıyorum. Doğru. Ama siz bana bir şey yapamaz mısınız? Yok Su, ben yani de... ben sizi tanımıyorum. İçinde bu çevrede olsanız... Beni nasıl tanımazsınız? Ben Ayhan Işık Sokağı'ndan emekliyim. Film sandan. Yok, tanımıyorum, kusura bakmayın. Hani ben size bu ilacı veremem. Kulüplerde, reklamlarda oynuyorum. Ne güzel ama eskidenmiş işte. Benim cebimden çıkar. Ben size yardımcı olmak isterim. Neler var? Neyse, burada da var bir beyazlar. Başka yok. Onlar olmaz teyze. Tuncacığım, parayı tamamla, gel öyle veririm sana. Yani parayı tamamlayıp gelirseniz anca verebilirim. Kusura bakmayın. Hemen geliyorum. İlaçlarını alıyor işte, ne yapayım? Hanımefendi duruma kayıtsız mı kalıyor acaba? Yani kusura bakma teyze, elimden gelen bir şey yok. Herkes hasta yani. Saadet teyze ağlayıp durumu daha da zorluyor. Bakalım durum değişecek mi? Olsaydı verirdim ama yok işte. Bakın hanımefendi neden müdahale etmemiş? Öyküyü dinlediniz. Saadet teyze bizim oyuncumuz. Parası çıkışmayan teyze. Çok üzüldüm. Üzüldünüz. Çok üzüldüm. Başka ne hissettiniz? Yardımda bulunmak... Ya aklımdan geçirdim. Gerçekten geçirdim aklımdan. Vermek isterdim. Evlat ayrımcılığı yapan üvey anneye tepkiler birazdan. O da istemezdi dünyaya gelirken annem babam ayrılsın diye. Şimdi bu çifte iyice bakın. Birazdan onlar da sizin gibi ne yaşayacaklarını bilmiyorlar. Hemen ilgileneceğim. Alayım sizin reçetenizi de. Yok, onların fiyatını soracağım ben ikinci. Tamam efendim, bir dakika. Tabii, Ece teyzenin içine alırız. Teyze, şekerin mi var? Evet, şeker var, tansiyon var. 20-20 40 ediyor teyze. 40 lira mı? Evet. Bende 20 lira var. İstiyorsan bir tanesini vereyim, biri 20, biri 20. Olur mu? İkisini birden içmem lazım. Şekerim var, tansiyonum var. Şekerimi almazsam şeker hapını, titreme geliyor, sokakta düşüp bayılıyor. Beyefendi duruma üzülüyor. Bakın tepkisi nasıl olacak. Yani sen bilirsin teyze ne nasıl. Ne olur bana bir iyilik yapın da. Teyze indirim yapamıyorum ilaçta biliyorsun. Veresiye de veremiyorum. Fazla olsa veririm bakın. Yok. Ne olur bana bir iyilik yap. Bu kadar ilaçların içinde bana iki tanecik, 20 lirasını veriyorum tabii. Anladım. 20 lira para şey oluyor. Ne yapayım? Kusura bakma teyze, hani benim cebimden çıkar o para. Ben şimdi ne yapacağım peki? Sen söyle bana. De ki ben bu hani... kadar ilaçların içinde bana bir ilaç... Yani iki tane 20 lira bana bir ikram edemez misin yani? Sen ver. Ver Cad, sen versene. Ağla bakalım. Tamam ver. Yok sen ver Cad. Ya tamam ben versin. Tamam alma. Alma teyze tamam. Tamam sen ver. Allah büyüktür. Allah yardımcısı olur. Tamam mı? Teyze bak biz verdik, sen dua tamam, et. Tamam. Teşekkür ederim. Sen, Allah razı olsun. Sen duan getir bize. Allah sizin tamam, gibi tamam. İnsanlara nasip etsin Türkiye'mizde. Şimdi bu röportajımızı sonuna kadar izlemenizi istiyoruz. Efendim merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Merhaba. Ben sizi tanıyorum ama. TRT1'de şu anda Sen Olsan Ne Yapardın? Evet. Sen Olsan Ne Yapardın adlı evet. Programa sizi konuk aldık. Evet. Gözyaşlarınızı görüyorum. Sizin de gözyaşlarınızı yani teyzeme görüyorum. Teyzeme üzüldüm. Teyzem yani... sıkıntı vardı. Ben de yani gidemeye yani çalıştım. Biz belki ne olacağımızı biz bilebilir miyiz? Yani, onu, yani ben hastasım. İnsanlık işte böyle lan. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz bu duyarlılığınız için, bu gözyaşlarınıza. Ağlama, kurban olam. Bu konuda neler yapması gerektiğini, akıllarına neler i̇nsanlık geliyor. İnsanlık ölmesin. Ölmesin insanlık, onu istiyoruz zaten. Duyarlılık. Çok çektim çünkü bu hastalık ne olduğunu biliyorum. Eşimden dolayı, çocuğumdan dolayı. O benim yaşıma gelemez. Ama ben onun yaşına Allah nasip ederse gelirim. Ben Ilgın'a düştüm ne olacaktı? Ya bir gerçek olsaydı yani. Ben onun Ilgın'a düştüm ne olacaktı? Düştüğünüz onun yaşına neyim varsa yani elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım. Elimden gelen neyse o. Canım kardeşim. Çok çok teşekkür ederim. Sizinle tanıştığım için çok memnun oldum. Çok sağ olun. Allah razı olsun sizden. Çok teşekkür ediyoruz.
Eczanede parası çıkışmayan yaşlı teyzeye kimler sahip çıkıyor? Birazdan. İşlesini oradan alacağız. Helal olsun. Çok teşekkür ederim. Bunları imal etme teyze aman. Bak iki tanesi bu. Tamam mı? Bu şekerin, bu kalbin. Hanımefendi konunun tamamen içinde. İkisi 20-20 40 lira ediyor teyze. Bende 40 lira yok ki. Nasıl yapacağız? O zaman kaç param var teyze? 20 lira var. Aleyküm. O zaman bir tanesini vereyim teyze. Yok bir tanesini ne yapayım? İki tanesini almam lazım. Doktor öyle dedi. Hemen alacaksın dedi. Yoksa dedi. Teyze kredisi. 40 liran yok mu? Yok 20 lira var. Yok yavrucuğum başka yok. Olsa verirdim. Yok. Evet. Yani yapabileceğim bir şey yok. Ne yapabilirim ki ondan yani size? Sonra bıraksın. Ben onu hani veremem. Kusura bakmayın. Hani tanımıyorum hanımefendiyi de. İşbirlikçimiz Efe içeri giriyor ve olayın seyri değişiyor mu? Yani teyze dediğim gibi şunlar sende kalsın. Yani başka hani bunlar bir işe yaramıyor zaten. Bunları cüzdanına koy. Şimdi bir tanesini de 20 liraya al. Ama doktor dedi ki ikisini bir alacaksın evet, dedi. Evet çok önemli bu ilaçlar almanız lazım ama. Tansiyonum yükseliyor bir de titriyorum yani. Ne kadar eksik kalıyor? 15 lirası, şu 5 lirayı da koyuyor, 15 lirası eksik kalıyor. Vallahi benim de 10 var ya. 10 da ben vereyim. Gerisini de ben vereyim, 5'i de ben vereyim. Verin teyzenin ilacını. Bak teyze, beyefendi 10 lira veriyor, hanımefendi 5 lira veriyor. Çok teşekkür ederim, Allah razı olsun. Ne demek, ne demek? Acil şifalar. Sarıl kadına Saadet abla. Çok teşekkür ederim, Allah... Allah senden de razı olsun teyzeciğim, tamam. Çok teşekkür ederim. Efendim merhaba. Merhaba. Ne hissettiniz efendim? Açıklar ya mısınız? Çok üzüldüm. Geri kalan 20'nin hepsini vermek isterdim ama o anda üzerimde yoktu. Beyefendi onu verince bende de 5 vardı vereyim dedim. Çok üzüldüm teyzenin haline. Eczanede parası çıkışmayan yaşlı teyzeye kimler sahip çıkıyor? Birazdan. Allah aşkına. İçemem tamam mı? Şimdi bu hanımefendi misafirimiz oluyor. Koskocaman bak burada bir sürü ilaçtan bana bir tanecik böyle hediye etsen ne olur sanki. Kusura bakmayın teyze. Nasıl yapayım ben onu? Yani ben yapamam benim cebimden çıkar keşke olsa da. Benim de cebimden çıkar. Şimdi bak hepsini bunun şimdi. Bilmiyorum vallahi. Hanımefendi konuşmaları dinliyor. Ne kadar dayanabilecek dersiniz? Yok mu eşin, dostun, çocuğun falan bu civarda? Sen beni tanımıyor musun? Ben film sandanım. Emekliyim. Ayhan Işık Sokağı'nda. Tanımıyorum kusura. Filmlerde, dizilerde, reklamlarda, foto romanlarda. Saadet abla artık kimseden hayır yok bize. Yaşlandık ya. Kimseden hayır yok. Yaşlandıkça bak ne hale geldi. 84 yaşındayım. Oğlum yardım etmiyor, kimse etmiyor. Vallahi billahi bak iki gözüm kör olsun eğer oğlumdan ben 1 lira para aldığımızı almadım ya. Ya yaşlılık çok kötü. Teyzenin 5 lirası benden olsun. 30'luyum. Gerisini de siz tamamlayın onları. Nasıl efendim? 5 lirası benden olsun. 5 lirası sizden. Ben de 30'luyum yani ben de. 10 lira kalıyor geriye. Tamam teyzeciğim tamam. Ben kendi cebimden vereyim. Teşekkür ederim. Ben bunu da veriyorum. Size. Teşekkür ederiz. Demek ki hanım da veriyor. Tamam sizden de 5 lira alacağım. Tamam. Allah razı olsun senden. Tamam 5 lirasını oradan alacağız. Helal olsun. Çok teşekkür ederim sana. Gel öpeyim. Helal olsun. Allah razı olsun senden. Merhaba. Merhaba. Ne hissettiniz yardımda bulunurken? Yani kendi annem aklıma geldi. Onun için yardım etmek istedim. Yani olsa da daha çok versek yok. Anca o kadar vardı paranız. Yani o kadar verebiliyorum. Ben de çok yani iyi durumda değilim. Onun için bu kadar verebildim. Sen olsan ne yapardın da birazdan? Sinemadan emekliyim, ilaç alamıyorum. Bunları çok acil alman lazım. Bunlar çok önemli. 20 evet. Lira bu, 20 lira da bu. Bunları ihmal etme. 40 lira diyor ikisi. Şimdi bu gençlere dikkatle bakmanızı istiyoruz. Bende 40 lira yok ki. Ne kadar var teyze? 20 lira var. Tamam birini vereyim o zaman olur mu? Olur birini. İkisini birden yutmam lazım. Almadım. Bugün bütün gün zaten içemedim. Hemen şimdi içmem lazım. Çünkü şeker titretiyor adamı. Tansiyonum da var. O da şey. Bende 20 lira var. Ver ben vereceğim. Benden nasıl? Ben vereceğim.
Öyle mi? Ablanın parasını. Evet. Sen al kalanı, ben üstünü tamamlayacağım. Teyze bak, beyefendi vereceğim diyor. Çok teşekkür ederim. Bir 5 lira daha var. Tamam abla, 5 liran kalsın. Ben o kalsın senin. Tamam abi, gerisini al sen. Gerisini ben vereceğim. Git sarıl Saadet abla, adama sarıl. Çok çok teşekkür ederim. Şey teyzeciğim. Allah razı olsun. Şey Allah. Teyzeciğim. Tamam hadi, tamam. Allah ne muradın var senin? İlaçlarını al. Çok teşekkür ederim. Al ilaçlarını. İç hemen, tamam mı? Siz öyküyü duydunuz. Evet. Yardımda bulundunuz. Ne hissettiniz? Ya biz çok yokluk çektik. Hanımefendiye de yani bir yardım etmek istedik yani. Anneniz yaşıyor mu? Yaşıyor. Annenizi mi düşündünüz yoksa? Ya annemi düşündük. Bir de babaannemi kaybettim ben. Başınız bu haldeydi. Başınız sağ olsun. Onu görünce o aklıma geldi. Onun için bir yardım etmek istedik çok yani. Çok teşekkür ederiz. Siz ne düşündünüz efendim? Ya yaşlı sonuçta hani yardım etmek gerekiyor. Bir de böyle olunca ya benim annem de şeker hastası falan böyle. İlaçlarını almadığında sonuçta hastalanıyor. Hep onlarla uğraşıyoruz. O yüzden yardım edin dedik yani. Evlat ayrımcılığı yapan üvey anneye tepkiler birazdan. Gerçekten sizin gibisini Allah başa vermesin.